Selamlar millet, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Daisy Standalone hakkında bilinmeyen birkaç bilgiden bahsedeceğim. İlk olarak Daisy Standalone versiyonu 2 milyondan fazla sattı ve bu rakam hala artmaya devam ediyor. Oyunun henüz erken erişim aşamasında olduğunu da tekrar hatırlatalım. Yani oyun henüz tam sürüme çıkmadı. İkinci olarak oyuncular toplamda 1,5 milyar kilometreden daha uzun yol yürüdüler ve bu mesafe Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 10 katı. 2013 sonu itibariyle 3.747.615 cinayet işlendi. 33.000'den fazla oyuncu haydut olmayı seçti ve toplamda 500.902 haydut öldürüldü. Bu rakamların şu anda ne durumda olduğunu kestirmek oldukça güç. Yine 2013 verilerine göre 2.147.483.647 zombi oyuncular tarafından imha edildi. Bu da aşağı yukarı dünya nüfusunun 1/3'üne denk geliyor. Oyuncuların oyunu oynama süreleri toplandığında Daisy'nin 1248 yıldan daha fazla oynandığı ortaya çıkıyor. E tabi bu rakam her geçen gün daha fazla artıyor. Daisy'nin geçtiği hayali Chernobyl bölgesi 225 kilometre kare büyüklüğündedir. Chernobyl'un yolları ve coğrafyası Çek Cumhuriyeti'ndeki bölgelerden esinlenerek ve yardım alınarak tasarlanmıştır. Vyborg yakınlarında Bardak and Sounds isimli bir vodka fabrikası vardır. Bu fabrikanın vodka tanıtım amacıyla yaptırılmış billboardları Chernobyl'un pek çok farklı bölgesinde görebilirsiniz. Daisy'deki yemek pişirme sistemi, Project Zomboid isimli bir açık dünya hayatta kalma korku oyunun sisteminden ağır bir biçimde etkilenerek geliştirilmiştir. Oyundaki 45 ACP 25 mermilerinin kutusunun altında Dean Hall'un fotoğrafını görmek mümkündür. Bahsedeceklerim bu kadardı. Bilmedikleriniz varsa gidermişsinizdir umarım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.